Açık Tribün TV'den herkese merhabalar. Galatasaray Elspor maçınlarından sizlerle beraberim. 4-3'lük bir galibiyet. Normalde şu maç 5-6 olacak maç. Galatasaray gayet bence ilk yarı nezdinde çok iyi oynadı. İkinci yarı hani skoru ve şeyde geriye düşünce demeyeyim. Ya, geri düşmedi zaten aslında. Saçma oldu. Geriye düşmek dedi. İki tane gol yiyince anlık 3-2'ye gelince maç yani 3-1'den tam güzel bir gol yedik gerçi. İlk yediğimiz gol güzeldi hazırlanış bakımından. Ama ikinci gol hani saçma sapan çıkmış bir penaltı. Yani Galatasaray böyle bir moralmen düşürmüş olabilir dedim. Yani şöyle zaten şöyle de bir durum var. Hem Avrupa'da hem de ligde bir 3-3'ten bir 2-2'den bir beraber iki tane beraberlik gelince oyuncularda da böyle bir şey olmuş olabilir. Zaten bizim takım bu sene şey bizim taraftar bu sene bir stresli şey yani stresli dediğim eleştiriyor. Bunun nedeni de şey yani işte Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Ondan sonra Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Sonra bu 3-3'lük ve 2-2'lik beraberlikler işte tepkiye rahatça şey oluyor. Ortam hazırlıyor. Oyuncular da 3-2 olduktan sonra biraz stres yapmış, şey yapmış olabilirler. Ama Galatasaray pozisyon buldu mu gayet yani net pozisyonlar buldu. Hatta 3-2 olduktan sonra 4-2'ye kadar falan pozisyonda hiç vermedik. 4-3'te de yani ani böyle bir top kontrolüyle Nelson mu Abdülkerim ya hangisini hatırlamıyorum. Yatırdıktan sonra işte karşı karşıya kaldı rakip takım. 4-3 oldu. Zaten o da 90 artı 1'de oldu yani. Galatasaray iyi bir oyun bence sergiledi. Ben beklediğimden iyi bir oyun sergiledi. Dediğim gibi üçlü ve yani üçlü başladı hiç forvet falan. Ben biraz korkuyor muydum? Korkuyordum. Ama rakip de beşli falan oynuyordu. Hani yani beşli dedim, üçlü oynuyorlardı. Üç stoperli. O yüzden Okan Hoca zaten biz de üçlü başladık dedi. Ondan dolayı da hani biraz doğru da olduğunu düşünmeye başlamıştım maçtan önce. Galatasaray dediğim gibi iyi bir oyun oynadı. Hani defansta Kaan, Davinson ve Abdülkerim. Davinson'la Kaan performansını gayet beğendim. Özellikle Davinson müthiş oynadı bence. Ama Abdülkerim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Golünü attı ama gereksiz yere bazı yerlerde çok risk alması. Yani topla iyice ileri kadar gitmeye çalışıyor. Bunlar onun bir sıkıntısıydı. Son Antalya maçında da biraz göze batmıştı ama bu kadar değildi. Bu maçta da bazı yerlerde gereksiz böyle saçma sapan yerlere yani ileri vur gitsin abi son dakika zaten 4-2 olmuş. Oyun sıkışmış. Sen kısa pas deniyorsun ve öyle bir yere atıyorsun ki hani adama hediye ettin topu. Zaten stressiz. Her öyle bir hata yaparsın kabahat sana patlar. Gerek yok eleştirilir ama o da olursun. Yani bu şöyle anlaşılmasın. Hiç risk almasın. Sorumluluk almaktan kaçınsın. Bağımında bir şey demiyorum ama aldığı şey riske yani vaatli bir şey değil yani. Gerek yok. Adeta rakibe hediye ettiği pozisyonlar var. Orta sahada Torreira mücadele bakımından her zaman gibi. O klasına alıştırmış artık o. Mücadelesi hiç eksik olmuyor, düşmüyor. Adam bu adamdan sonrasında nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Bu adam hani o kadar alıştırmış ki şeye. O bunaltıcı presine şeyini. Onun dışında Sara ben bu maç bence kilidi açan oyunculardan biriydi. Gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Yani biraz fazla top kaybı yapmıştır. Belki istatistiklerine şeyine bakmadım ama biraz maç içinde gördüm. Biraz normalden biraz daha fazla top kaybı yaptı ama ilk golün hazırlanışında yani atağın başlangıcını sağlayan o Sara. İkinci gol ve üçüncü golün asistlerini yapan o. Onun dışında maçın içinde böyle hani o dar alanda şey yapacak bazen ikinci yarı özellikle topu ileri taşıdı. Sadece zamanında topu ayrılmadı veya İşte düştü, durduruldu, şey oldu. Rakip orta sahası çünkü bence gayet fizikli ve şeydi. Mücadeleciydi. Çok koşan da bir takım zaten. Ondan biraz zorladılar. Özellikle de ikinci yarı. Sarayı mesela zorladılar. Mertens'i. Icardi zaten hani savunmada bazı pozisyonlarda şey yaşadı. Orta geliyor. Hiç dağıttılar direkt. İlk yarıda bir iki pozisyonda birkaç bir şeyler de görmüştüm. Yani bizim de mesela Osimhen falan dağıttı abi adamları. Kafa vuracak o yanındaki adamı pozisyon önceliği stoperdi. Adamı dağıtıp vurdu kafaya. Osimhen hastası olduk ya. Onun dışında Mertens. Ben Mertens'ten mesela
oyun aklına, tekniğine çok seven ve hayran olan biriyimdir ama son zamanlarda biraz göze batmasının nedeni benim de benim de şahsi fikrim oydu. Yani klasına yakışmayan top kayıpları yapıyor bazen. Yani ondan Mertens nasıl bu hata yaparsın da tarzında böyle nasıl böyle bir pas atarsın? Hani çok büyük bir hata değil şey yani. Mertens sen yapma bari falan dediğim şeyler oluyordu. Böyle pas hataları falan yapıyordu. Ondan bence göze batıyor. Top kaybı yapabiliyor yani Mertens. Onun dışında Barış mesela çok mücadele etti. Ama bugün biraz Barış'la Kerem'i gördük. Yani şu Barış'ın müthiş bir mücadele etti bugün. Gerçekten müthiş yordu o sağ tarafı. Çok zorladı. Ya, gol de attı. Harika, çok da müthiş bir gol attı. Ama bazı pozisyonlarda bu arada bu söylediğim hani eleştirdiğim kısmında penaltıyla içeri alıyoruz. Penaltı bir şanssızlıktır benim düşüncem. Benim gördüğüm şanssızlık üzerine oldu. Bazen böyle hani yaptığı o top kontrolü bir pozisyonda Yunus getirdi. Sürdü topu içeri çevirdi tam yayın orada. Yani çok kötü bir kontrol yaptı. Hani sonrasında pozisyona dönüşmedi ama Galatasaray'da 5 kişi falan yine ileride kaldı. Direkt geçiş hücumuna açık bir konuma geldik. Geride sadece 5-6 kişi mi var? Ya 4 ya da 5 kişi mi ileride kaldı. Ben iyi tutsan açın var. Çok o kadar kişi gelmişiz. Tam vurmalık yer. O yayın önü penaltı noktası yayın önü oyuncu var. Oralarda bir yer. Tam pozisyon şeyi yani. Onun dışında başka pozisyonlarda da oldu. İşte kötü top kontrolü, basit top kaybı, basit pas hatası. Mücadele anlamında hiçbir şey söyleyemiyorum. Gayet iyiydi. Sadece bu paslar ve şeyler konusunda biraz da kafayı kaldırma olsun. Onun dışında biraz daha sakin, biraz daha şu ayak tık 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 hani alışacak. Acemi top kayıplarına gerek yok. Eleştirilmene neden oluyor. Kerem'e de aynısını söyledim. Ya Kerem ya müthiş oynuyordu. Benfica'da da hala oynuyor. Yani insanlar şey gibi oluyor. İşte, abi, işte Kerem'i niye eleştiriyorsunuz falan çocuk gayet iyi oynuyor. Abi Kerem'in o yanında sıkıntı yok. Kerem'in tek sadece şöyle yaptığı pas hataları, top kayıpları falan var. Gerek yoktu bunlara. Daha iyi olsa müthiş oyuncu olacaktı. Zaten burada 12'ye değil 30'a 40'a giderdi. Yani yuvarlıyorum şey yapıyorum. Biraz şey yapıyorum. Giderdi 20-30'a. Burada efsane olurdu. Eksiğini söyledi bu oyuncuların. Yani ne zaman öyle Kerem rezalet oyuncu falan. Kerem yani en fazla şey demeyecek. Kerem çok kötü bir maç çıkardı. Böyle şeyler söylemiştir. Her neyse adam gitti. Artık Benfica'da. Orada da gayet iyi oynuyor. Allah yolunu açık etsin diyeyim. Ondan sonra Yunus bence sol bek biraz sırıtmış olabilir. Ben bu maç şey olduğunu düşünüyorum. Sağa geçince bende daha iyiydi. Yunus'un o şey top sürme topla alan kat etme işi gerçekten Galatasaray adına çok iyi bir şeylere taşıdı. Galatasaray'da bu öyle böyle bir oyuncunun eksikliği vardı. Bu çok iyi oluyor yani Yunus'un şu özelliğini Yunus'u bir şekilde artık şu takıma kazandırın. Yunus'u sezonun başında hiç istemiyordum. Şu nedenle yani. Yunus var böyle gitsin falan şey değil. Çok fiziksel olarak çok kötü gözüküyor. Özellikle Beşiktaş maçında fiziksel olarak darmadağındı. En ufak müdahaleye uçuyordu. Ama şimdi çok gayet hazır bir hale gelmiş. O yandan gerçekten Yunus'un gelişimi gerçekten çok tebrik ediyorum. Müthiş. Gene de böyle kesin ki sonuçları söylediğim adamlar gene de hep beni bozuyorlar. Şey yapıyorlar. Şimdi daha kalıp kullanmak istemiyorum. Icardi ilk gelmesini istememiştim. Ama Icardi'nin gelmesini şeyden istememiştim. Hem Gomis vardı hem de Seferovic vardı. İhtiyacımız yok diyordum. Geldi. İyi ki de geldi. Osimhen'i desteklediğim zaman ben de yani Icardi bu kulübün de yani efsanesi olmuş bir olacak bir adamdır. Osimhen'i seviyoruz ama Icardi de boş değil yani. Icardi bu, boru değil. 2 senenin gol kralı. O Icardi Osimhen bence bu maç gayet ileride. Hele Icardi dediğim gibi şimdi övdük. Hani Osimhen'i şey yaptı ama Icardi maç gerçekten hiç beklemedim. Hatta şu, mesela Okan Hoca 4-4-2 karşılıyordu maçta. Özellikle ilk yarıda çok çabuk gördüm. Bakıyorum abi ya biraz karman çorman gibi falan. Şöyle bir baktım. 4-4-2 karşılıyoruz. Sol bek Yunus. Ne olan sol bek Yunus. Mertens'e bakıyorum forvetti. Icardi sol kanatta yani
baskıda Icardi sol tarafa almış böyle. Dedim Icardi nasıl yapıyor bunları? Icardi böyle kenara gelmiş, hani yerini çokça terk ediyor, şey yapıyor, gerilerde bakayım gerilere kendi yarı sahasına kadar geliyor topu. Önceden de yapıyordu bunları da bu maç böyle had safhaya çıkardı. Attığı gol de güzeldi. Hani şu güzeldi. Mertens orada çok güzel bir kontrolü önündeki rakibi yatırıp müthiş bir şut atıyordu. Direkten dönüyor. Icardi hiç kontrolü şeye gerek yok. Zıplayıp tekte. Tık diye dokunuyor. Top kendi kendine gidiyor. Bildiğin hatta Icardi kendini topa çarptırıyor. O derece. O yandan güzeldi gol. Galatasaray güzel bir galibiyet aldım ben. 4-3'lük skora biraz ağlandım. Ben oyunun bakımından diyorum Galatasaray güzel oynadı. Tabii ki skoru koruması yönünde bir sıkıntı vardı bugün yine, ama ben bunun aşılacak bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani aşılabilir problem. Hani önceden de yaşadığı için Galatasaray biraz bu maçta stres olmuş olabilir, ama yani 3-2'den sonra 4-2 olana kadar falan Galatasaray oyunu gayet beğendim. Yani ayağında topu tutuyor. Pek çok fazla şey yapmıyor. Top kaybına pek mal vermiyor. Arada bir iki sıkıntı oldu. Ama öyle büyük probleme yol açmadı. Bence Galatasaray'la iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum ben. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.